Bu videoda birimli oran veya kısaca oran, birimlisi birimsizi hepsine birden evet kısaca oran diyeceğiz. Evet bunun üzerine konuşmak istiyorum ama aradaki farkı da e, anlatmak istiyorum. Gelin günlük hayatınızda muhtemelen karşınıza çıkan bazı oran örnekleriyle başlayalım. Mesela eğer arabanızla yolda ilerliyorsanız ve hız göstergesine bakıyorsanız göstergenin size 35 km bölü saat hızla gittiğinizi gösterdiğini görmüş olabilirsiniz. Burada kilometre bölü saat, her bir saatte kat ettiğiniz yolun kilometre türünden ifadesidir. Peki bu ne demek? Bu eğer sabit hızda kalırsanız her bir saatte kaç kilometre ilerleyeceğinizi gösterir. Yani bu bir hız ölçüsüdür. Birim zamanda ne kadar mesafe kat ediyorsunuz ve genelde insanlar oranlar hakkında konuştuklarında bu ve buna benzer şeylerden bahsediyor olurlar. Birim zamanda bir işin ne kadarını yaptığınızdan bahsederler. Hatta bu birim zaman başına düşen mesafe olmak zorunda değil. Başka bir tip iş yapan birisi için saate bağlı başka bir oranda olabilir. Mesela diyebilirler ki veya diyebiliriz ki her bir saatte 10 lira kazanıyor. Evet bir saatte 10 lira. Dikkat edin artık mesafeden bahsetmiyoruz. Artık birim zamanda kazanılan paradan bahsediyoruz değil mi? Saatte ne kadar para kazanıyor? Genelde oranlar belli bir zamanda bir işin ne kadarının yapıldığını belirtmek için kullanılsa da ki bu kilometre bölü saat olabilir ya da bu örnekte olduğu gibi gelir olabilir. Yani saatte kaç lira kazandığı gibi ama Oranlar sadece zamana bağlı olmak zorunda değil. Birileri çıkıp, benim çok sevdiğim bir tatlı var ama ben kaç kalori tükettiğim konusunda çok özenli bir insanım diyebilir. E, ben de özenliyim. Dersiniz ve uzaklaşırsınız. Neyse bu tatlının bir porsiyonu 200 kalori olabilir. Evet bir porsiyon 200 kalori. Bu bize porsiyon başına aldığımız kaloriyi gösterir ve porsiyonun ne olduğunu gösterir. Porsiyon bir kase 200 gram ya da herhangi başka bir şey olabilir ve bu sayede ben bakın iki porsiyon yiyorum. Demek ki 400 kalori alıyorum diyebilirim ya da aynı şekilde 2 saat çalışırsam 20 lira kazanırım. Eğer ben 2 saat yol gidersem 70 kilometre kat etmiş olurum diyebilirim. Yani oranlar bize belli bir algı verir. Bu bir şeyin ne kadar hızlı olduğunu anlamaya benzer ya da bir olay her olduğunda başka bir olayın kaç defa tekrar ettiğini gösterir. Yalnız buradaki mukayeseler farklı birimler arasında yapıldığı için bunlara birimli oran diyoruz. Aynı birimli iki çokluğun mukayesesi ise birimsiz oran olur. Mukayese edilen çoklukların birimi aynı olduğundan birimleri birbirini götürür ve geriye sadece kesir olarak oran kalır. Buna da birimsiz oran deriz ama biz buna da sadece oran demeyi tercih edeceğiz. Aslında bu kelimeler fazlasıyla benzer. Birimli oran, birimsiz oran kökleri tam olarak aynı fikirden gelir. Buradaki oranı yani her saatte 35 kilometre gitmeyi şöyle de ifade edebiliriz. Ben bu araçla bir saatte 35 kilometre gidiyorum. O zaman kilometre ile saat arasındaki ilişki ne? Kilometrelerin saatlere oranı 35 bölü 1 olur öyle değil mi? Ya da bu 70 bölü 2 de olabilir ama sadeleştirince yine 35 bölü 1'e geleceksiniz. Evet 35 bölü 1 yani bu oran genelde böyle. Böyle yazıldığını görebilirsiniz ve bunun şöyle yazıldığını da göreceksiniz. 35 kilometre bölü 1 saat. Evet 1 saatte 35 kilometre. İşte bu bu bir birimli oran. Evet buna da kısaca oran diyeceğimizi bir kez daha söyleyeyim. 35 kilometre bölü saat şeklinde yazıldığını daha çok göreceksiniz. Kilometre bölü saat evet. Yani aslında bunlar fazlasıyla ilgili kavramlar. Eğer porsiyon sayısı ve kalori arasındaki birimsiz oranları yani cebirsel mukayeseyi bulduysanız o zaman bunun kolayca birimlerini de yazabiliyor olacaksınız. Peki... Birimli birimsiz oranları neden önemsiyoruz? Şöyle diyelim. Özellikle hız gibi şeylerden bahsettiğimizde oranlar olmadan bir şeylerin ne kadar hızlı olduğunu ifade etmek çok zor olurdu. Sadece ben senden hızlıyım ya da o benden hızlı gibi tanımlamalar yapabildiğimiz bir dünyada yaşıyor olurduk. Ne kadar hızlı olduğumuzu birimlerle ifade edemezdik ama oranlar sayesinde hey bu adam 100 metreyi 10 saniyede koştu dostum diyebiliyoruz bir şeyin ne kadar hızlı olduğunu, hangi oranda olduğunu ölçebiliyoruz ve oran üzerinde çalıştığımızda ki matematikte oranlar üzerinde çok sık çalışacağız. Mesela bir doğrunun düşey yöndeki hareketinin yatay yöndeki hareketiyle bağlantısına bakacağız. Bu orana eğim diyeceğiz. Ama kalkülüse geçtiğimizde oranları daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Aslında lisenin sonlarında ya da üniversitenin başında göreceğiniz diferansiyel kalkülüsün bütün temeli anlık oranı ölçme üzerine olacak. Bir şey şu anda ne kadar hızlı gidiyor? Evet, oranlar çok ilginç ve fazlasıyla da önemli bir konu ve bence hayatınızda şöyle bir etrafınıza baktığınızda bir sürü yeni oranla karşılaşabildiğinizi göreceksiniz.